Hemşirem. Buyurun. Benim tahlillerimin sonucu belli oldu mu? Uçağımın saati yaklaştı da. Kontrol edin efendim. Lütfen. Emir Bey, 10 yıl evvel size tam olarak ne dendi bilmiyorum. Fakat sizin çocuğunuz olabilir. Ne? Bu ihtimale %10 diyebiliriz. Eğer erken teşhis konsaydı, tedavi olsaydınız daha önce de çocuk sahibi olabilirdiniz. Tahlillere göre düşük bir ihtimalle de olsa şu anda da tedavi görmeden çocuk sahibi olabilirsiniz. İyi de bu nasıl olabilir? Bana bunun asla mümkün olmadığı söylendi. İnsan vücudu mucizelerle doludur Demir Bey. Kaldı ki bu bir mucize sayılmaz. Sıkça rastladığımız bir durum. Bazen çalışma koşullarına göre erkeklerde bu tür hadiseler görülebilir. Örneğin çok sıcakta çalışan erkeklerde sperm kalitesi düşer. Ama işi bıraktıklarında yeniden hücreler canlanır ve çocuk sahibi olabilirler. Yani çocuğum olabilir mi benim? Doğru mu anlıyorum? Evet Demir Bey. Bazen bir hücrenin canlanması bile çocuk sahibi olmaya yeterlidir. Dilerseniz uygun bir tedavi programıyla %10 olan şansınızı %40'a 50'ye çıkarabiliriz. Sağ olun doktor bey. Emin olun hayatımın en güzel haberini verdiniz bana. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine geleceğim. Bekliyoruz.